Hayırlı akşamlar Mercan TV izleyicileri. Geceniz mübarek olsun. Cenab-ı Allah Celle Celaluhu bu gece hürmetine cümlemizin sıkıntılarını gidersin. Razı olduğu kullardan eylesin inşallah. Kıymetli izleyiciler, bu akşam mümin ve Müslüman üzerine sohbet edeceğiz. Yani mümin ne demek, Müslüman ne demek, mümin ile Müslüman arasında bir fark var mı? Sohbet konuğum Adıyaman İl Müftü Yardımcısı Sayın Mehmet Salih Eren Hocam. Sayın Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Sayın Hocam. Evet kıymetli izleyiciler, tabii kendi aralarımızda normalde konuştuğumuz zaman da işte müminim, Müslümanım, birine sorulduğu zaman Müslüman mısın diye elhamdülillah Müslümanım. Bu ne anlama geliyor? İşte bunları öğrenmeye çalışacağız inşallah. Evet Sayın Hocam, hemen şunu sormak istiyorum. Mümin ve Müslüman bu iki kelime arada bir fark var mı? Mümin ne demek, Müslüman ne demek Sayın Hocam? Biz de bir besmele ile başlayalım. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Bizleri yaratan, yaşatan, bizlere sayısız nimetler bahşeden Cenab-ı Allah'a hamdü seneler olsun. Onun Habibine, yaratılmışların en hayırlısı olan Hazreti Muhammed Mustafa'ya salat ve selamlar olsun. Ve bizlere bu imkanı sunan Mercan TV'ye de ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum. Bizleri izleyen kardeşlerime de selamlarımı arz ediyorum. Değerli hocam, tabii mümin ve Müslüman konusu geniş bir konu. Yani aslında evet, bizim bütün dini müfredatımız diyelim, yani bizim tefsir kitaplarımız, hadis kitaplarımız ve bunların usul kitapları ve daha nice bütün dini referanslarımız, dini kitaplarımız hepsi aslında bu konuyla alakalı. Evet. Dolayısıyla çok geniş bir konu diyebiliriz buna. Şimdi mümin ve Müslüman konusuna hani geçmeden önce isterseniz iman nedir? Ondan başlayalım. Evet, buyurun. İslam nedir? Ondan başlayalım. Zaten çünkü bu Müslüman ve mümin konusu da bununla alakalı. Yani iman ve İslam konusuyla alakalı bir şeydir. Evet. Eğer iman ve İslam arasında bir yani farklılık varsa demek ki mümin ve Müslüman arasında da bir fark arayabiliriz. Evet. Hemen aklımıza Cibril hadisi geliyor. Veya şöyle diyelim, yani iman nedir sorusunu terim olarak, zaten kelime olarak inanmak manasına gelir. Evet. Bir şeye inanmak. Terim olarak, yani dinimizde iman deyince ne anlıyoruz? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Allah tarafından Cebrail vasıtasıyla bize tebliğ etmiş olduğu her şeye kalben inanmak, kalben tasdik etmek demektir iman. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Allah tarafından indirmiş olduğu bütün her şeye, yani Kur'an-ı Kerim ve diğer ne varsa ona inanmaktır. Peki hocam, iman, kalben inanmak, dil ile ikrar, evet, da gerekiyor mu? Dil ile ikrar, şöyle söyleyeyim, yani dünyadayken bir kişinin Müslüman olduğuna delil, dil ile ikrardır. Evet. Yani birisi diliyle iman ettiğini söylerse, kelime-i şehadet getirdiyse, bu bize göre Müslümandır. Ama hani onun arka planını, onun kalbini biz bilemeyiz. Allah bilir. Evet. Yani onun dünyadaki Müslüman muamelesi görebilmesi için, bu kişinin Müslümanlar arasında bir Müslümana uygulanan ne varsa, mesela cenazesi, cenazesinin yıkanması, evet, cenazesinin kefenlenmesi, defnedilmesi gibi muameleler o kişi için de geçerlidir. Çünkü bu adam Müslümandır bize göre. Yani dil, dolayısıyla dil ile ikrar bu demektir. Evet. Peki bir kişi dil ile ikrar etmediyse ne olur? Ama kalbinde imanı var. Evet. Bu da yine mümindir, Müslümandır yani. Kalbinde imanı var, inanıyor fakat dil ile ikrar etmedi mesela. Bazen mesela zor durumda kalıyor kişi, örneğin. Diliyle bir şey söylüyor, Müslüman olmadığını söylüyor mesela. Fakat kalbinde imanı vardır mesela. O zaman ne oluyor? Bu adam yine mümindir. Tersi ne olur? Yani diliyle ikrar etti,
Müslüman oldu, kelime-i şehadet getirdi. Fakat kalbinde yok. Öyle bir iman yok. O zaman bu Allah muhafaza. Allah muhafaza münafık. Tabii münafıklığı biz bilemeyiz. Yani biz falan kişi haşa bu münafıktır diyemeyiz. Çünkü biz zahire bakarız. Evet. Bir kendisi bilir, bir de Allah bilir. Celle Celaluhu. Evet. Hocam bu şey dil ile kabul etmeme ama kalben kabul etme dediniz ya. Evet. Hani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir sahabe efendimiz böyle bir duruma düştüğü zaman şu ifadeyi kullanmıştı Allah Resulü. Yani sen bunu dilinle söylediğin zaman şurada da bir şeyler oldu mu? Yani buradan da böyle kabul. Hayır ya Resulallah, sadece dil ucuyla, dilimle söyledim. Evet. Ha, onun için ruhsat vermiş. Tabii bu dediğiniz gibi dil ile söylediği zaman biz onun Müslüman olduğunu, mümin olduğunu, Müslüman olduğunu biliyor. Ona göre muamele ediyoruz. Evet, sizin verdiğiniz örneğe göre bir örnek daha var. Onu da arz edeyim isterseniz. Evet. Üsame bin Zeyd dedim ben siz ondan bahsederken. Üsame radıyallahu anh kendisi bir gazveye giderken sabahleyin bir kavme baskın yapıyorlar. Ve bu topluluk da yani gayrimüslim bir topluluk evet. olduğunu anlıyoruz. Bunlar hemen kaçışıyorlar yani dağılıyorlar. Üsame bin Zeyd'le bir ansardan bir adam birisinin peşine takılıyorlar. Yani yakalamak için ve öldürmek için. Çünkü savaş anı. Ve yakalıyorlar adamı. Tam Üsame kılıcını vuracağı zaman adam la ilahe illallah diyor. O ansardan olan adam, Medineli ansardan geri çekiliyor. Kendisi bir şey yapmıyor. Çünkü la ilahe illallah dedi. Fakat Üsame bin Zeyd kılıcını vuruyor. Adamı öldürüyor. Evet. Bu olay peygamberimize arz olunduğu zaman çok üzülüyor. Ve Üsame'yi çağırıyor. Böyle bir şey yaptığını yani söylüyor. Ya Resulallah, o adam korkusundan la ilahe illallah dedi. Yani korkusundan demiştir. Hellâ şıkakta kalbe. Sen onun kalbini yardın mı diyor. Hellâ şıkakta kalbe. Yardın mı? Kaç sefer bunu tekrar ediyor. Hatta Üsame diyor ki, keşke o anda Müslüman olsaydım. Yani o andan önce ben bu işi işlerken Müslüman olmasaydım da ta o zaman Müslüman olsaydım ben böyle bir şey işlemeseydim. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin o sözüne karşı çok üzülüyor, çok yani mahcup oluyor. Yani Allah Resulü'nün hiddetlenmesine vesile olmasaydım. Evet. Evet. Ve hatta diyor ki kıyamet gününde la ilahe illallah ile ne yapacaksın? Çünkü bir adam la ilahe illallah dedi. Yani dolayısıyla biz buradan şunu anlıyoruz değerli hocam. Yani biz ancak zahire hükmederiz. Evet. Yani bir adam bize göre Müslümandır. Tamam günah işleyebilir. Günahkardır. Günahkar Müslümandır. Ama biz asla bu adam kafirdir diyemeyiz yani. Evet. Hocam kafirdir diyemeyiz ama evet. şimdi orada günahkar Müslümandır diyoruz. Şimdi evet. adam namaz kılmıyor. Günahkar Müslüman. Evet. Faiz yiyor. Günahkar Müslüman. Zina ediyor. Günahkar Müslüman. Humar oynuyor, günahkar Müslüman. Anne babasına karşı çıkıyor, günahkar Müslüman. Komşularla doğru düzgün diyalog yok, günahkar Müslüman. Alışverişinde, ticaretinde doğru davranmıyor, günahkar Müslüman. Evet. Peki hocam, Müslüman diyoruz. Yani bunu biraz açacak olsak, hani müminden bahsettiniz, iman eden, inanan, kalben tasdik eden. Şimdi orada da yani hani selleme yüsellimu teslimen diye Müslüman kelimesi üzerine söyleniyor ya, teslim olma. Evet. Bundan o birbiriyle bağdaşır mı? Şimdi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem zamanında münafıklar vardı. Evet. Yani bunlar da Müslüman gibi davranıyorlardı. Namaz kılıyorlardı, oruç tutuyorlardı. Ve Allah Resulü biliyordu onları. Ama onlara karışmıyordu. Yani bu dediğiniz şekilde yani günahkar Müslüman... asla onu Müslümanlıktan çıkarmaz. Bunu evet. bir sefer anlamamız lazım. Evet. Bir kişi eğer namazı inkar etmediyse, namaz diye bir şey yoktur demediği sürece o adam Müslümandır. Ama namazı inkar ettiyse, ya zamanımıza namaz mı olur falan filan derse, namazla alay ederse, namaza dil uzatırsa, böyle bir şey yoktur dediyse veya oruç yani veya dinin hükümlerinden herhangi bir hükmü inkar etmediği sürece o adam Müslümandır. Evet. Ve mümindir de yani.
Tabii müminlik, yani iman tabii biraz kalple alakalı bir şeydir yani. Biz onun yani mümin veya işte başka bir şey olduğunu biz anlayamayız yani. Evet. Hocam kalbinde ama bunu söylerken ama, hani sohbetin başında dediniz ya hadisi Cibril. Evet. Cibril hadisi, Hazreti evet, Ömer radıyallahu evet, anh'ın rivayet etmiş olduğu. Evet. Şimdi orada Cebrail aleyhisselam insan suretinde gelip Allah Resulüne bazı sorular sorup cevapları alınca evet, mesela mel imanu dediği zaman bizim bildiğimiz bu imanın altı şartını sayıyor. Şartı sayıyor. Ama ardından mel İslamu diye sorduğu zaman İslam hı, nedir diye sorduğunda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu İslam'ın hı, beş şartını sayıyor. Evet. Yani orada anlamamız gereken ne acaba? Şimdi burada yani Müslümanlık yani veya bir kişiye Müslümandır demek herkesi kaplayan bir şey. Yani ister gerçek manada iman edip ve imanın gereklerini yerine getiren ve diğer şartları yerine getiren manada olsun. Evet. İster de gereklerini yerine getirmese dahi Müslümanlık kelime olarak yani Müslüman demek çok geniş bir kavramdır. Yani gerçek manada gereğini yerine getirenle getirmeyenin tamamına biz Müslüman diyoruz. Şimdi Cibril hadisi dediniz. Tabii orada da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dediğiniz gibi mel imanu sorusuna imanın altı şartını zikrediyor. Ve ardından da zaten sadakte diyor. Evet. Hocam Cibril, bu şeyse evet, onu da sayabiliriz imanın altı şartını. Belki tamam, şu anda izleyicilerimiz içerisinde hem belki de, programımızı tabii, ilk defa dinleyip de aynen, ya hocam imanın altı şartı diyor da acaba bu altı şart nedir diye merak edebilir. He, onu da İstersen hadise hem orijinalinden okumuş olayım tamam, hem de tamam açıklama evet, açıklama yaparak. Tabii dediğiniz gibi hadis-i şerifi Ömer radıyallahu anh, Hazreti Ömer radıyallahu anh rivayet ediyor. Diyor ki: "Beynema nahnu culusun 'inda Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yanında oturduğumuz sırada, zâte yevmin, günlerden bir gün, iz tala'a aleyna raculun, bir adam çıka geldi. Şedidu beyadı siyah. Elbiseleri çok beyaz. Bembeyaz elbiseli bir adam bize çıka geldi. Şedidu sevadı şa'ri. Yani saçları simsiyah bir adam. La yura aleyhi eseru sefer. Üzerinde de herhangi bir yolculuk emaresi yok yani. Yani normalde yolcu olan birisi biliyorsunuz. Hele o zamanda toz toprak içerisinde olur, terler vesaire. وَلَا يَعْرِفُهُ مِنَّ أَحَدٌ Bizden de hiç kimse onu tanımıyor yani. Bu adam kim kimse bilmiyor. حَتَّى جَلَسَ اِلَى النَّب۪ي صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yanına oturuncaya kadar yani onun karşısında. فَاَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ اِلَى رُكْبَتَيْهِ Her iki yani dizini Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in mübarek dizlerine dayandırdı. O kadar yakın oturuyor. وَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَخْذَيْهِ Her iki elini kendi dizlerinin üzerine bıraktı, koydu. وَقَالَ يَا مُحَمَّدُ Ey Muhammed! اَخْبِرْنِي عَنِ الْاِسْلَامِ Önce İslam'ı soruyor demek. Evet. İslam nedir? فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمِ الْاِسْلَامُ İslam şudur. اَنْ تَشْهَدَ اَنْ لَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهِ Allah'tan başka ilah olmadığına şehadet etmen وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللّٰهِ Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna iman etmen, şehadet etmen ve tuqima s-salah namazı ikame etmen ve tu'tiye zekatı vermen ve tasuma Ramazan Ramazan ayında oruç tutman. Oruç tutman. Ve tahuccel beyte in istata'te lehi sebila ve eğer gücün yeterse hac etmendir. Evet. Şimdi buraya baktığımız zaman İslam biraz aslında yani yaşamla alakalı bir şey. Yani o içtekini dışa vurma. Yani eğer biz içimizde imanı taşıyorsak dolayısıyla bunu dışa vurmamız lazım. Yani yaşamamız lazım. Evet yani i̇şte la namaz, ilahe illallah Muhammedur Resulullah evet, dedi. Yani Allah'tan başka ilah yoktur dedi. Evet. O ilah senden bir şeyler istiyor. Diyor ki günde beş defa benim huzuruma gel. Evet. Sahatlıysan orucunu tut. Evet. Zenginsen zekatını ver. Haccını eda et. Evet.
Şimdi bu aslında yani bunun altında da çok şeyler var. Yani sadece evet. İslam bu beş şeydir, değil. Hastır değil. Diyemeyiz. Aslında evet. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem başka hadis-i şerifleri de var. Diyor ki el-İslamu husnul huluk demiş mesela. Evet. Yani İslam güzel ahlaktır demiş evet. Bak ne güzel. Yani bunların tamamını yaptığı halde ahlakı kötü olan birisi o zaman bir eksikliği var demek. Evet. Yani bunların bir faydası yok o zaman ona. Demek ki Resulullah etkilememiş. Niye? Çünkü Allah Resulü diyor ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim. Evet. Evet. İnni bu'istu liyutemmime mekârimel ahlak. Evet. Doğrudur. Şimdi değerli hocam daha sonra gâle sadakta ve dedi ki sen doğru söyledin. O gelen kişi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme dedi ki sen doğru söyledin. Yani Allah Resulü İslam'ın beş şartını saydıktan sonra o da dedi ki sen doğru söyledin. فَعَجِبْنَا لَهُ Yani biz bu adama hayret ettik yani. Nasıl birisi? Hem soruyor يَسْأَلُهُ وَيُسَدِّقُهُ Yani hem soru soruyor hem de diyor ki sen doğru söyledin. Bir de soruyu sorduğu kişi önemli. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem evet. Peygamber. Bir peygamber. Yani bu adam kim ki peygamberden demek daha iyi biliyor. Peygamber cevap veriyor ve diyor ki sen doğru söyledin. Sen doğru söyledin. Evet. قَالَ فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْا۪يمَانِ Ve dedi ki bu adam bir daha soruyor. Bana imandan haber ver. Yani evet. iman nedir? Bana onu söyle. Kale şöyle dedi. En tu'mine billahi ve melaiketihi ve kutubihi ve rusulihi vel yevmil ahiri. Ve tu'mine bil kaderi hayrihi ve şerrihi. Ve imanın altı şartını sayıyor. Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe, kadere, kaderin hayırlısına da şerlisine de iman etme. Yani takdir edilen şey hayır da olabilir, şer de olabilir. İkisinin de kader olduğuna iman etmen yani. Evet. Tamam. Kale sadakta. Yine doğru söyledin. Kale fe akhbirni anil ihsan. Bana ihsandan haber. İhsan ne demek? Kale en te'budallaha ke enneke tarahu. Allah'ı görüyormuş gibi ibadet etmendir. Evet. Yani basamak basamak diyebiliriz evet. buna. Yani daha da iyisi nedir yani? İmandan daha iyisi. Yani bu artık tamam Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, kadere, hayırlı ve şerlisine hepsine iman etti. Fakat bir eksik daha var yani diyelim. Burada da ihsan. Yani artık içinden geliyormuş gibi seve seve yapma mesela. Evet. En te'budallaha ke enneke tara. Fe in lem tekun tarahu fe innehu yarak. Eğer sen onu görmüyorsan muhakkak o seni görüyordur. Evet. Hocam yani öyle bir evet. şey ki İslam'ın beş şartını saydı bunları yap dedi. Evet. Bunları yaptın ama imanın şu şartlarına da imanın inanacaksın. Bunu da kabul edeceksin. Evet. Bunu da kabul ettikten sonra yapacağın ibadet ve taatin de Allah'ı görüyormuş gibi olacak. Evet. Her ne kadar sen onu görmüyorsan bile o seni görüyor diyor burada. Bu şey hani bir ayet-i kerimede hani dedi ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme gelip işte ya Resulallah biz de müminiz diyor ya Cenab-ı Allah diyor ya mümin değil onlara söyle onlar İslamlar, Müslüman oldular, Müslümanlar. Evet. İşte burada ona, evet. evet İslam Müslümanlıkla iman ve ihsan hepsi birbiriyle evet. bağlantılı. Evet. evet hocam. Şimdi ben şöyle seyircilerimiz daha iyi anlasınlar diye ben daire içerisinde daire düşünelim. Evet. Yani geniş bir daire çizelim. Kelime-i şehadet. Evet. Kelime-i şehadetle kişi İslam dairesine giriyor. Daha sonra bir daire daha çiziyoruz. İslam'ın diğer şartları. İşte namaz, oruç, hac. Tabii kelime-i şehadet eşittir imandır yani. Sen evet. Allah'a iman demek yani. Ve işte imanın şartları diyelim. En sonda ortada ihsan var diyelim. Evet. Yani o özün özü diyelim mesela. Tabii hani herkes bunu yapabilir mi? Zor. Ama sonuçta yine Müslümandır, yine mümindir mesela. Yani Allah'ı görüyormuş gibi ibadet etmek yani her kula nasip olmaz diyelim. Yani Rabbim hepimize nasip etsin. Hepimize nasip etsin inşallah. Evet.
Evet. Ben onun için bu vesileyle en azından izleyicilerimize şunu da hatırlatalım. Evet. Namazı kılarken bile mesela Kabe'yi gözünün önüne getirmesi, öyle tekbirlerini alması. Evet. Yani hani Müminin suresinde de قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ اَلَّذ۪ينَ هُمْ ف۪ي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ Muhakkak müminler kurtuluşa erdiler. Evet. Kimdir onlar? Namazlarında huşu içerisinde kılanlar. İşte o huşu derin saygı, yani ihsan dediğimiz mertebedir. Evet. Evet. Daha sonra yine tabi soruları devam ediyor. فَاَخْبِرْنِي عَنِ السَّاعَ Yani bana kıyamet gününden haber ver. Kıyamet ne zaman kopacak? قَالَ مَا الْمَسْؤُولُ عَنْهَا بِاَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ Kendisine soru sorulan, sorandan daha iyi bir bilgiye sahip değildir. Kendisine soru sorulan Allah Resulü. Soran kişi daha belli değil tabi ama Cebrail'dir. Peygamber Efendimiz biliyor, evet. Ama Hazreti Ömer ve çevresindeki ashab-ı kiram bilmiyor. Bilmiyor, evet. Evet. Ama hocam o da bütün ümmete çok güzel bir örnek ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Yani orada bir şeyi bilmiyorsa hani kişi hani siz hocalarımız hep böyle anlatırsın bir şeye bilmiyorsanız bilmiyorum deyin. Yani etrafta mahcup olmama adına tutup da öyle yanlış cevaplar vermeyin. Tabii. Bakın Allah Resulü hemen ne diyor? Bu konuda sorulan kişi soran kişiden daha bilgili değildir. Evet. Bizim hocalarımız da derlerdi ki sakın bir şeye size sorulduğu zaman bilmiyorum demeyin. Ne diyelim hocam? Deyin ki ben bu konuyu biraz araştırayım deyin. Evet. Ben biraz araştırayım ondan sonra size cevap vereyim. Bu da bir işin biraz siyaseti. Evet, evet. Şimdi daha sonra şeyi soruyor. Yani kıyametin ne zaman kopacağını soruyor. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin مَا الْمَسُولُ عَنْهَا بِيَعْلَمِنَ السَّائِلِ dedikten sonra قَالَ فَاَخْبِرْنِي عَنْ اَمَارَاتِهَا Yani kıyametin alametlerinden bahset bana. قَالَ اَنْ تَلِدَ الْاَمَةُ رَبَّتَهَا Bunlardan birisi, yani bir cariyenin kendi efendisini doğurması diyor. Evet. Bunlardan sayıyor. وَاَنْ تَرَ الْحُفَاتَ الْعُرَاتَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّاءَ يَتَطَوَنَ فِي الْبُنْيَانِ Bir diğeri diyor ki yani böyle baldırı çıplak, ondan sonra fakir, giyecek elbisesi olmayan, böyle dağda çobanlık yapan birisi, bir bakarsın ki يَتَطَوَنَ فِي الْبُنْيَانِ Yani binaları yükseltme yarışına giriyorlar. Evet. Yani bir anda zengin oluyor. Yani. Evet. Şöyle bir tabir. Yani diyor ayağında ayakkabısı olmayan, evet, üzerinde yırtık elbisesi bulunan çobanlar bina yapmakta adeta yarışıyorlar. Yani evet. Rabbim bizi o günden muhafaza buyursun. Amin, amin. Çünkü kıyamete yakın zaman. Evet. Rabbim o dehşetli saati bize göstermesin inşallah. Evet. İşte bunların hepsi esasında işte hocam şeyden, imandan alakalı. Tabii. İslam'dan alakalı. Peki evet. Sayın hocam, hemen buradan şuraya geçmek istiyorum. İman ne ile gerçekleşir? Bunu bize söylediniz. İmanın geçerli olmasının şartları. Kısaca evet, bize bu hususta ne dersiniz? Şimdi imanın geçerli olmasının şartları var. 3 şart sayılıyor. Bunlardan... Tabii bununla bağlantılı olarak şunu da sormuş olayım, evet, hocam. İman bir de artar ve eksilir mi? Hı hı. Evet. Şimdi imanın şartlarını istiyorsanız önce, evet, bahsedelim. Evet. Bunlardan birisi iman yani ümitsizlik halinde olmaması lazım. Evet. Ne demek ümitsizlik hali? Yani hayatı boyunca her türlü haltı yemiş, günah işlemiş, her türlü zulmü yapmış. Bakacak ki yani ölüm anı geldi. Biliyor ki ölecek. O anda iman yetti. Tıpkı Firavun gibi. Firavun'un imanı gibi. Evet. Firavun da biliyorsunuz Hazreti Musa ile yanındaki Beni İsrailler Kızıldeniz'i geçtikten sonra Firavun ve askerleri de onları takip ediyor. Yani deniz yarılmış. Evet. Onlar da oradan geçiyorlar. O yarılmış olduğu haldeki denizden. Daha sonra deniz Firavun ve askerlerine kapanıyor. Allah-u Teala'nın mucizesi yani. Ve o anda قَالَ اَمَنْتُ yani بِمَا اَمَنَتْ بِهِ بَنُوا اسْرَائِيلِ yani ayet-i kerimeyi tam hatırlamadım. Evet. Yani İsrail oğullarının iman ettiği şeye ben de iman ben ettim. Ben Musa'nın Rabbine iman ettim. Ve emine müslümin. Evet. Ben de Müslümanlardanım. Ama Allah kabul etmedi. Kabul etmedi. قَالَ اَلْ اَنَ وَقَدْ yani Allah-u Teala diyor ki şu anda mı sen iman ediyorsun?
ve daha sonra daha önce sen işte türlü türlü mesela neler yani günahlar vesaireler yapmıştın. Evet. Yani şu yani, anda aklına geldi. Ümitsizlik anında iman olmayacak. Yeis evet. halindeki iman makbul değil. Bir evet. diğer hocam. Bir diğeri de hocam iman bir bütündür. Evet. Yani hepsine tamamen inanmak lazım. Yani ben diyelim ki Hazreti Musa'ya inanan birisi eğer Hazreti Peygamber'e inanmıyorsa bu da mümin değildir. Evet. Bütün peygamberlere iman etmesi lazım. Mesela diyelim ki birisi dese ki ben Allah'a iman ediyorum ancak ahirete iman etmiyorum. Bunun imanı sayılmaz. Yani iman bütündür. Evet. İmanın bütün hepsini iman etmesi lazım. Bu da önemli. Yani bir bütün olduğu için birinde bir eksiklik olduğu zaman imanı olmaz. Evet. Bir diğeri de imanın hepsinin güzel olduğuna kabul etmek. Ve bunlar arasında bir ayrım yapmamak. Bir de inkar edici herhangi bir şey söylememesi lazım. Evet. Yani oruçla alakalı dinin belirlemiş olduğu hükümlerden herhangi birini inkar edici bir şey söylediği zaman o da imanı olmamış oluyor. Mesela haccın olmadığını veya orucun olmadığını, böyle bir şey olmadığını inkar ederse imanı olmaz yani. İman şartlarının yani evet. geçerlilik evet. şartları. Bir de imanın artması ve eksilmesiyle ilgili tabii iman aslında yani bunu da şundan dolayı evet. sordum hocam. Hani mesela böyle kimisi sohbet ederken diyor ki ya bunun imanı zayıf. Hı. Yani o manada. Yani iman artıyor, eksiliyor mu ki o? Şimdi biraz önce dedik ki iman bir bütündür. Evet. Yani inanılması gereken şeyler bellidir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de imanın altı şartına iman ediyordu. Evet. İslam'ın şartlarına yerine getiriyordu. Normal bir mümin de bunları iman etmesi ve yerine getirmesi gerekir. Yani imanın bütün oluşu bakımından artma eksilme olmaz. Ama iman kuvvetlenir ve zayıflar. Evet. Kuvvetlenir ve zayıflar. Nereden biliyoruz? Estaizu billah. İnnemel mu'minûnellezîne izâ zükirallâhu vecilet kulûbuhum ve izâ tulliyet aleyhim âyâtuhu zâlethum îmâne ve alâ rabbim yetevekkülûn. Burada bir şeyden bahsediyor. Diyor ki müminler o kimseler ki Allah anıldığı zaman kalpleri ürperir. Evet. Ve onlara Allah'ın ayetleri okunduğunda imanları ziyadeleşir. Yani kuvvetlenir manasında. Evet. Ve ala rabbim yetevekkelun ve Rablerine tevekkül eder. Peki iman neyle kuvvetlenir? Neyle zayıflar? İman bize Allah'ı hatırlatan her şeyle kuvvetlenir. Evet. Yani bu bazen bir ağaç olabilir, bir böcek olabilir. Ne bileyim yani bir yıldız olabilir, güneş, ay olabilir, sudaki bir balık olabilir. Onun üzerindeki bir tefekkür, bunun ne kadar eşsiz, mükemmel yaratıldığını düşünmek imanı kuvvetlendirir. Yani bize Allah'ı hatırlatan her şey aslında bir nevi imanımızı da kuvvetlendirir. Tabii bunun yanında işte namazdır, oruçtur, haçtır. Bunlar ayrı ibadetlerimiz de ayrıca bizim imanımızı kuvvetlendirir. İman neyle zayıflanır? Zayıflar iman yani günahlarla Allah'ın rızasına uymayan şeylerle Allah'ın mesela razı olmayacağı şeylerle yapıldığı zaman bunlar da zayıflar tabii yani. Bu şekilde iman da hem kuvvetlenir hem de zayıflar kişinin yapmış olduğu amele göre. O zaman yani Cenab-ı Allah'ı zikretmesi yani evet. zikirden kastımız da Cenab-ı Allah'ın emretmiş olduğu ibadet ve taatleri yapması. Onun haricinde nafile ibadetlerle meşgul olması. Evet. O kişinin devamlı Allah'ı anmasından dolayı, Allah devamlı hatırında olduğundan dolayı imanı daha çok kuvvetli olur. Hani ayet-i kerimede de geçiyor ya Cenab-ı Allah diyor ki Allah'tan en çok alimler korkarlar. Evet. Niye? Bildikleri için. Evet. Cahil bilmez ama biliyor gibi her şeyin içerisine atlar. Onun için Cenab-ı Allah mesela ayet-i kerimede de cahille tartışma diyor.
Evet. Şimdi isterseniz bir tane Mısırlı alim var. Evet hocam. Şeyh Şa'ravi diye. Evet. Meşhur bir Mısırlı müfessirdir. Bunun 18-20 ciltlik bir tefsiri var. Onun bir hatırası var. Yani bu bizim konumuzla alakalı olduğu için, yani mümin ve Müslümanın aslında derece bakımından birbirinden farklı olduğunu söyleyen bir hatıra. Evet, buyurun hocam. İstersen ondan bahsedeyim. Tamam, buyurun. Diyor ki, ABD'de diyor, Amerika'ya gitmiş demek ki, San Francisco'dayken bir müsteşrik bana sordu diyor. Sizin Kur'an'ınızda bulunan şeylerin tamamı doğru mu? Kesinlikle evet dedim. Tekrar sordu. O halde Allah niçin kafirlerin müminlere galip gelmesine imkan veriyor? Yani o zaman tabii şu anda da yani bakıyoruz dünyada kafirler iman etmeyenler yani bir nevi Müslümanlardan görünüş itibariyle daha üstün yani. Daha güçlü. Daha güçlü. Halbuki Kur'an diyor ki, bu adam daha soruyor yani, müsteşrik yani. Kur'an diyor ki, وَلَنْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكَافِر۪ينَ عَلَى الْمُؤْمِن۪ينَ سَب۪يلًا Allah kafirler için müminler aleyhine asla yol vermeyecektir. Ona soru soru yani. Bu nasıl bir şey? Yani Kur'an'da diyor ki, yani kafirler müminlere galip gelmeyecekler. Yani Allah bunu diyor. Halbuki bakıyoruz dünyada. Fakat şu anda Müslüman'a galip geliyor. Evet. Ve cevap veriyor. Çünkü bizler Müslümanız, mümin değiliz de ondan. Evet. Müminlerle Müslüman arasında fark nedir diye soruyor o müsteşrik. Evet. Şeyh Şa'ravi şöyle cevap veriyor. Günümüzde Müslümanlar namaz, zekat, hac ve Ramazan orucu gibi İslam'ın ibadet cinsinden bütün emirlerini yerine getiriliyor. Fakat onlar tam bir sıkıntı ve yokluk içindedirler. İlmi, iktisadi, sosyal ve askeri sıkıntılar var. Evet. Bu yokluk ve sıkıntıların sebebi nedir diyor. Kur'an'da geçen bir ayette şöyle deniliyor. Şudur. قَالَتِ الْاَعْرَابُ اَمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَاكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا Göçebe Araplar biz iman ettik diyorlar. Onlara de ki siz iman etmediniz fakat Müslüman olduk deyin. وَلَمَّا يَدْخُلُ الْاِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ Yani henüz iman sizin kalplerinize, gönüllerinize girmedi. Hocam bu hususta da zaten dediniz, aklıma Cüla geldi bir hocamız hemen şunu söylüyordu yani bir sohbet esnasında böyle geçmişti de. Diyordu sahabe-i kiram efendilerimizle bizim aramızdaki iman farkı bir karış. Nasıl diye sorulduğunda elini şöyle yaptı. Onların imanı kalpteydi, bizim imanımız dilimizde. Eğer iman dilden kalbe inerse her şey hallolur. Çok güzel demiş. Evet. Allah razı olsun. Bana bir daha soruyor diyor. O halde onların için sıkıntı ve yokluk içindedirler. Bunu Kur'an-ı Kerim açıklıyor. Çünkü Müslümanlar müminler merhalesine yükselmemiştir. Yani Müslümandır ama müminler merhalesi. Ve bunun delili diyor ki onlar gerçek mümin olsalardı Allah onlara mutlaka yardım ederdi. Yani şu anki Müslümanlar... O zaman mümin kendi kendisini bir kontrol edecek. Gerçi Cenab-ı Allah da uyarıyor değil mi hocam bu hususta ayet-i kerimeyle? Yani eğer mümin olsalardı... Evet. Allah onlara vaat etmiş. Yani müminlere yardım edeceğini Kur'an'da söylüyor. Nedir o? وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ Müminlere yardım etmek de bize düşer. Evet. Yani, eğer mümin olsalardı... diğer ümmetler ve halklar arasında daha önemli ve saygın bir konumda olurlardı. Bunun delili Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de şöyle diyor. Ve la tehinu ve la tahzanu ve entum la'luna in kuntum mu'minin. Gevşemeyin, yılgınlık göstermeyin ve üzüntüye kapılmayın. Eğer gerçekten inanıyorsanız üstün gelecek olan sizsiniz. Gerçekten inanıyorsanız üstün gelecek olan sizsiniz. Eğer mümin olsalardı Allah Teala diğer milletlerin onların üzerinde herhangi bir hakimiyet kurmasına izin vermezdi.
mümin olsalardı bu duruma düşmezlerdi yani. Hocam bu deyişiniz hemen bana bir de şunu hemen hatırlattı. Mesela Osmanlı 600 yıl dünyaya hükmetti. Evet. Demek ki tabi o müşteşrikin sorduğu soruya istinaden bunu söylüyorum. Amaç gaye ilahi kelimetullah ya, iman ya. Demek ki iman kalplerine yerleşmiş ki Cenab-ı Allah da yardım etti. 600 yıl dünyaya hükmettiler. Yani imanın işte böyle bir gücü var yani. Bir de hocam ayet-i kerimede de geçiyor. Yani Cenab-ı Allah'ın diyor ya, ya eyyühellezine amenu, aminu. Aminu billahi Resulü. Evet. Ey iman edenler, iman edin diyor ya. Yani esas bir uyarı yani. Evet. Yani tabi devam ediyor yani bu Şarabi'nin başından geçen. Yani neden şu anda Müslümanlar bu haldeler? Ondan bahsediyor. Evet. Diyor ki eğer mümin olsalardı Allahu Teala onlara diğer milletlerden ve onların diğer milletlerin hakimiyetinden kurtarırlardı. Diğer milletlerin onları üzerine hakimiyet kurmalarına izin vermezdi. Çünkü Kur'an'da diyor. وَلَنْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكَافِر۪ينَ عَلَى الْمُؤْمِن۪ينَ سَب۪يلًا Allah kafirlerin müminlere galip gelmesine asla imkan vermez. Bakınız. Yani kesin yani ya. وَلَنْ يَجْعَلَ Allah kafirlerin müminlere galip gelmesine asla imkan vermez. Şu anda var. Demek ki o müminlik derecesi ne ulaşılmamış yani. Evet. Yani tamamen kalben inanma. Evet. Sarılma. Evet hocam. İsterseniz bitirelim. Tabii tabii buyurun. Eğer mümin olsalardı Allah-u Teala onları bu hor ve hakir durumda bırakmazdı. Bunun delili Allah-u Teala şu ayetidir. مَا كَانَ اللّٰهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ Allah müminleri içinde bulunduğunuz durumda bırakacak değildir. Yani eğer mümin olsalardı bu durumda da kalmayacaklardı. Evet. Eğer mümin olsalardı Allah-u Teala her durumda onlarla beraber olurdu. Niye? Ayet-i kerimede وَاَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُؤْمِن۪ينَ Muhakkak Allah müminlerle beraberdir. Fakat onlar Müslümanlık aşamasında kaldılar, müminlik aşamasına yükselmediler. Evet. Allah-u Teala diyor ki اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةٌ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِن۪ينَ Bunlarda yani bunda bir ayet vardır ve çoğu da müminlik ve mâ kâne ekser mümin. Onların çoğu mümin de değildi. Bu Şuara suresine geçiyor. Evet. Peki o halde müminler kimlerdir? Az kaldı. Evet, bitiriyorum. Yani o halde müminler kimlerdir sorusuna cevap veriyor. Onu da yine bir ayetle cevap veriyor Şeyh Şahravi. Diyor ki Tevbe suresi 112. ayette التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الآمنون بالمعروف والنهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين Yani ayetin maali günahlardan uzaklaşan tevbekar ibadetlerine devam eden abidler Allah'a hamd ederler lezzetlerden uzaklaşarak oruç tutan zahitler ruku ve secdeleriyle Rablerine boyun eğerler İyiliği emredip kötülüğü engelleyenler ve Allah'ın birliğine belirlediği sınırları aşmayanlardır. Bu yani müminlerin özellikleri. Tabi sadece bu ayet-i kerime değil, başka ayetlerde de müminlerin özelliklerinden bahsediyor. Evet hocam. Evet hocam, artık programımızın yavaş yavaş sonuna geliyoruz hocam. Son 5 dakikamız. Evet. Bir Müslümanın yapması gereken şeyler nelerdir Sayın Hocam? Yani tabi bir Müslümanın yapması gereken şeyler evvela yani inandığı gibi yaşaması. Yani bu çok önemli. Festaqim keme umirt. Emrolunduğu gibi dosdoğru ol. Evet. Yani biz bilme konusunda bilgiye yani neredeyse ihtiyacımız yok. Yani o kadar bilgi yayılmış. Bilgiyi elde etme. İlmi öğrenme kolaylaşmış. Yani dolayısıyla bizim bilmeyle bir sorunumuz yok. Evet. Biliyoruz aslında. Fakat bizim sorunumuz ne? Onu uygulamak.
Yani bilgiye ulaşmamız kolay. Bilgiye ulaşmamız ama çok kolay. Ama ulaşma noktasında tembelliğimiz evet. var. Hani bir hocamız şöyle diyordu. Evet. Biz İmam Hatip'teyken bir hocamızın yanına gider, Arapça dersi almak için giderdik. Şunu söylerdi, ya biz ilmi parayla satın aldık. Şu anda bedava, beleş dağıtıyoruz, alan yok. Nasıl dedik hocam? Dedi ya biz ilmi öğrenmek için para harcadık, evet. yola gittik. İşte Siirt'e gittik, Tillo'ya gittik, tamam mı? Urfa'ya gittik. Böyle saydı. Fakat biz burada sıcak yerde, güzel, her türlü imkan var. Çay da ikram ediyoruz ama alan yok. Öyle, gerçekten öyle duruma gelmişiz. Yani şu anda da bilgi çok. Şu cep telefonunda bile artık herkesin elinde bilgi. Dokunduğu an istediği bilgiye ulaşabiliyor. Ama sağlıklı bilgiye ulaşma da önemli hocam. Çok önemli. Evet. Yani bir de insanın da biraz irade de güçlü olması lazım. Evet. Yani tamam biliyor, bu şey yapması lazım. Mesela diyelim ki bir Müslüman sabah namazına kalkması lazım, biliyor. Evet. Kılması lazım, farzdır ona. Fakat gevşekliği gösteriyor. Veya işte umursamıyor, veya işte Allah gafurdur, rahimdir. Buna benzer şeylerle kendini geçiştiriyor. Burada önemli husus ne? Burada önemli husus kişinin yani yapması gerektiği, bildiği şeyi yapması. Evet. Zorlansa da. Ya bu çok önemli. Yani biliyor ki o şey yapması lazım. Fakat nefsi, hevası, zevki, sefası diyelim, dünya meşgalesi vesaire şeyleri ve gaflet o yapması gereken şeye engel oluyor. Buna rağmen kişi onu yaparsa, devam ederse o onda kalıcı hale gelir ve artık evet. ona kolaylaşır. Yeter evet. ki adım adım devam ederse. Evet. Olur. Tabii buradan şunu da söyleyebiliriz izleyicilerimize. Aynen belki biz bu Mercan TV Adıyaman'dan yayın yapıyor ama evet. ulusal bir televizyonumuz. Hem Uydu'dan yayın yapıyor hem Dijitürk'ten yayın yapıyor. Şu anda yani dünyanın neresinde olursa olsun bizim Diyanet İşleri Başkanlığı'na da bağlı olan bütün camilerimizde, Kur'an kurslarımızda gerçek manada bilgiye ulaşabilirler. İmani noktada, İslami noktada, evet. Kur'an'ı öğrenme noktasında. Bunu da bütün izleyicilerimize hatırlatmış olalım. Ve bu hususta nefislerini ayaklarının altına alıp onları nefsin de cehennemde yanmasına engel olma açısından hemen en yakın cami veya en yakın Kur'an kurslarımıza gidip İslam dininin, Müslümanlığın, müminliğin ne olduğunu orada öğrenirlerse, öğrenmeleri kendileri açısından bütün sadece Müslümanlar için değil, Müslüman olmayanlar için de. Çünkü bu din sadece Müslümana gelmiş değil. Aslında. Cihan şumul bir dindir. Aynen. Bütün insanlığa gelmiş. İnsanlık bunu kabul ederse Müslüman oluyor ve kurtulanlar arasına dahil oluyor. İşte orada da kurtuluşa ermek için rehber, yol göstericisi işte sizin gibi hocalarımız, sizlerin yetiştirmiş olduğu talebeleriniz, diğer hocalarımız, cami imamlarımız, müezzinlerimiz, vaizlerimiz, Kur'an kursu öğreticilerimiz. Cenab-ı Allah hepsinden de razı olsun. Yani konuşuyorsunuz, evet. bir insan Kur'an-ı Kerim'i açıp okursa, evet. yani Arapçasını bilmediği halde mealini okursa, onun bile ona çok faydası olacak. Evet hocam. Çok teşekkür ettim Sayın Hocam. Ben teşekkür ediyorum. Değerli bilgilerinizden istifade ettik. Belki bu kadar kısa bir zaman içerisinde mümin ve Müslümanın ve arasındaki farkın ne olduğunu belki tam detaylı anlatamadıysak bile dilimizin döndüğünce sizin vesilenizle izleyicilerimize az da olsa biraz bilgi ulaştırmış olduk. Evet. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Hocam. Sağ olun. Evet kıymetli izleyiciler bir cuma sohbetlerinin daha sonuna geldik. Müminin suresi var Kur'an-ı Kerim'de. Hocamız bahsetti. Kad eflahel müminin diyor ya, müminler kurtuluşa erdi diye. Orada Cenab-ı Allah bahsediyor. Hazreti Ömer radıyallahu anh diyor ki peygamberimizin bana 10 ayet indirildi. Kim onların gereğini yaparsa cennete girer buyurduğunu ve ardından da müminin suresinin ilk 10 ayetini okuduğunu bizlere naklediyor Hazreti Ömer radıyallahu anh. Yani bu ayetlere göre yaşarsak inşallah
Rabbimin rızasına kavuşup cennetine dahil olacağız. Nedir bu ayetler? Müminin suresinde hemen şöyle diyor. Müminler gerçekten kurtuluşa ermişlerdir. Onlar ki namazlarında derin saygı içindedirler. Onlar ki faydasız işlerden ve boş sözlerden yüz çevirirler. Onlar ki zekatı öderler. Onlar ki ırzlarını korurlar. Ancak eşleri ve ellerinin altında bulunan cariyeleri bunun dışındadır. Onlarla ilişkilerinden dolayı kınanmazlar. Kim bunun ötesine geçmek isterse işte onlar haddi aşanlardır. Yine onlar ki emanetlerine ve verdikleri sözlere riayet ederler. Onlar ki namazlarını kılmaya devam ederler. İşte bunlar varis olanların ta kendileridir. Onlar Firdevs cennetlerine varis olurlar. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Rabbim sizleri de bizleri de ebedi olarak cennetlik olanlardan eylesin diyor. Hepinize hayırlı akşamlar, hayırlı cumalar diliyorum.